aşk ve arkadaşlığa, yaşam ve ölüme, evlilik ve paraya gerçekte nasıl baktığınızı gösteren küçük bir test yapmaya ne dersiniz? Testimiz iki bölümden oluşuyor. Testi sessiz bir ortamda ve tek başınıza yapmanızı tavsiye ediyorum. Birinci bölüm sorulardan oluşuyor. İkinci bölümde verdiğiniz cevapların ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. Sorular sizi yönlendirmemek adına, siyah bir zeminde sorulacak, ardından yardımcı olmak için, ilgili resimler eşliğinde soru açıklanmaktadır. Dikkat! Aklınıza gelen ilk görüntüyü ya da yaptığınız seçimi dikkate alın, sonradan fikrinizi değiştirmeyin. Dilerseniz cevaplar bölümüne kadar gözleriniz kapatarak devam ediniz. Başlıyoruz. Şimdi ağaçlık bir alanda olduğunuzu hayal edin. Çevrenizdeki ağaçları nasıl, sık mı, seyrek mi? Nasıl bir yerde olduğunuzu detaylarıyla hayal edin. Nasıl bir çevredesiniz? Ağaçların arasında ilerleyen bir yol üzerindesiniz. Yol nasıl? Dar bir yol mu düşünmüştünüz? Yoksa geniş bir yol muydu? Engebeli mi yoksa düz müydü? Yürümeye devam ediyoruz. Yerde bir anahtarlık gördünüz. Anahtarlıkta hiç anahtar var mıydı? Varsa az mıydı yoksa çok muydu? Önünüze bir kedi çıktı. Nasıl bir kedi? Sevimli ve temiz bir kedicik mi yoksa, eyvah, o bir kaplan mı? Yolumuza devam ediyoruz. O da ne, önünüze bir tas çıktı. Nasıl bir tas, temiz mi, yoksa kirli mi? Tası yerden alıyor musunuz? Yürürken önünüze bir akarsu çıktı. Peki akarsu nasıldı? Sakin ve yavaş mı? Su çok mu, yoksa az mı? Şimdi karşıya geçin. Karşı kıyıya nasıl geçtiniz? Yürüyerek mi? Yüzerek mi? Uçarak mı? Yoksa köprüden mi geçtiniz? Ve karşı kıyıdasınız. Nasıl bir yerdesiniz? Şimdi ilerleyin, uzakta bir ev gördünüz. Yaklaşın, nasıl bir ev gördünüz? Küçük bir kulübe miydi, yoksa büyük bir villa mı? Pencereye yaklaşarak içeriye bakın, içerisi boş muydu, yoksa kalabalık mı? İşte cevaplar geliyor. İlk başta yürüdüğünüz ağaçlık alan, hayatınız ile ilgili fikirlerinizi simgeliyor. Yol düz ve geniş ise, hayatı çok da ciddiye almıyorsunuz, her şeyin bir kolayı vardır, diyenlerdensiniz. Engebeli ise, hayatın zorluklarla dolu olduğunu düşünenlerdensiniz. Anahtar paraya ve maddiyata olan düşkünlüğü simgeler. Tas ise evliliği simgeler, tas temiz ve de aldıysanız, evliliğe bakışınız çok olumlu, diğer türlü ise, evliliğe bakışınız olumsuz. Nehiri hatırladınız, değil mi? Bu hayat enerjinizi gösteriyor. Suyun çok olması, kendinizi enerjik ve güçlü hissettiğinizi, az olması ise, zayıf hissettiğinizi gösteriyor. Akarsudan karşıya nasıl geçmiştiniz, bu ölüme bakışınızı gösteriyor. Ev dostluğu ve arkadaşlığı simgeler, dolu olması arkadaşlığa önem verdiğinizi, boş olması ise, yalnızlığı daha çok sevdiğinizi gösteriyor. Peki ya kedi? Evet, o da, sevdiğiniz insanı nasıl gördüğünüzü simgeliyor. Lütfen bir like atmayı ve mümkünse abone olmayı unutmayınız. Testimizi daha sonra arkadaşlarınıza da yapabilirsiniz. Mutlu ve neşeli günler sizinle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.